Burada günah teşhir edenin ve bunda sakınca görmeyenin sosyal medyasında zina görüntülerini veya zina öncülü görüntülerini konuşanların, yapanların gıybeti diye bir tehlike yok. Yani gıybet bir Müslümanın üzüleceği bir işi yapmaktır. Arkasından üzüleceği şekilde konuşmaktır. Sosyal medyasında rezil görüntülerini teşhir eden birisi bundan üzülmediğini gösteriyor. Filancanın sosyal medyasında çirkin bir fotoğraf gördüm desem gıybet olmaz mı? Bu da önemli bir nokta. Burada bilinmesi gereken çok önemli bir ayrıntı. Ben bir günah işlediğim zaman Müslüman olarak tövbe edeceğim. Bunu itiraf etmem eşime karşı, çocuklarıma karşı, nişanlıma karşı bir delikanlılık değil mi? Değil. Bu bir cürettir. Yani ben yalan yok bende. Bu, bu rezilliği yaptım derken aslında cüret yapıyorsun. Günahı basit görüyorsun sen. Her ne kadar çok pişmanım falan diyorsa da yanılıyorsun. Bizim günahlarımız, tövbemiz, o tövbenin kabulü Allah ile aramızda olmalı. İnsanların bilmesi hiçbir zaman lehimize değil. Bir yolla bu yargıya intikal etti de bilindiyse mesele yok. Orada konuşuruz. Yani orada hatamızı veya neyse itiraf ederiz. Veya orada da kendimizi koruyabileceğimiz kadar koruruz. Başka bir insanın hakkı üzerimizde kalmıyorsa. Bu yaşadığımız çağda teşhir edilip de yaygınlaştırılarak başımıza bela olmuş en kötü günahlardan biri şeriatımızın hayattan uzaklaştırılma günahıdır. Yani Allah'ın Kur'an'ı dışında bir şeyle hükmetme, hayat yaşama günahıdır. Allah'ın emri çok açıktır. Kur'an Bizim şeriatımızdır. Sünnet bizim şeriatımızdır. Yani bizim hayatımıza bu şekil verecektir. Bazı ayetlerin rakamlarını vereyim. Merak edenler orada izlesinler. Bu ayetler ortak olarak şunu anlatıyor. Müslümanın hayatını Allah'ın serbest bıraktığı konular dışında İslam belirler. Sadece namaz değil Müslümana İslam'ın öğrettiği şey. Sadece Ramazan orucu değil devleti de Müslümanın yaşadığı devlet de Kur'an eksenli devlet olur. En'am suresinin 57'den 62'ye kadar olan ayetleri, Ra suresinin 31, 37, 41. ayetleri, Yusuf suresinin 40 ve 67. ayetleri, Kehf suresinin 26. ayeti, Nur suresinin 46, 52. ayetleri, 63. ayeti aynı zamanda, Kasas suresinin 68 70. ayetleri, Ahzab suresinin 36. ayeti, Şura suresinin 10 17. ayetleri, Câthiye suresinin 18 19. ayetleri ve özellikle Maide suresinin 41 50. ayetleri Müslüman'a alternatif bırakmıyor. Peki ben 8 katlı evde oturayım mı? 4 katlı evde oturayım mı? Evin bir katlı mı olsun? Bunu şeriatı mı belirleyecek? Hayır. Bu konuda Allahu Teala'nın bıraktığı serbest bir alandır bu. Yapabildiğin kadar 225 katlı evde yapabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Bu bir sorun değil. Sorun nerede? Evinde alkol bulundurabilir misin? Alkol senin ülkende serbest olabilir mi? Zina senin ülkende kişisel hak olabilir mi? Faiz ekonomik bir konu olarak mecburiyetten böyle olacak artık diyebilir misin konu budur Müslüman Allah'ın yasak ettiği şeyleri serbestleştiren bir düzenin adamı olamaz Kerhen zorunlu olarak yaşayabilir orada bu ayrı bir mesele ama böyle bir hayatı özenemez Müslüman Çünkü bu Allah'ın haramlarını helal kabul etmektir Allahu Teala'nın gönderdiği şeriatı Medine'ye mahpus edilmiş şeriata dönüştürmektir imanımızın bir bölümünden fedakarlık yapabileceğimiz türünden bir anlayışı kabul etmektir. Hepsi yanlış bunların. Ne yazık ki zina yayılırken, faiz yayılırken, teşhir edilirken bu suç yani Allah'ın şeriatının bir bölümünün uygulamadan kaldırılabileceği teşhirinden sonra o teşhirler yapılabildi. allah Teala'dan yüzde yüz kulluğunda muvaffak olmayı bize nasip etmesini diliyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.